من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Evet, şimdi seni dinliyorum. Evet, dördüncü şua, üçüncü mesele. 72 değil mi sayfa? 72, beşinci mertebe-i nure-i hasbiye. Üç mesele var burada. Üçüncü meselenin de üç veci mi var? Üç yoksa veci var, evet. Üçüncü yoksa meselesini okuyacağız. Üçüncü meselesine de abi üç veci var. Beşinci mertebe-i nure-i hasbiye dört meseledir. Biz üçüncü meselesini okuyacağız. Bu üçüncü meselesinde de üç tane veci var. Yani üçüncü meselesini üç vecini okuyacağız. Hangisini? Üçüncüyü mü? Evet, üçüncü mesele. 72. Hayatımın Halık'ıma bakan fıtrı vazifelerine ve manevi faydalarına baktım, gördüm ki hayatın Halık'ına üç cihetle aynadarlık ediyor. Hayatımın Halık'ıma bakan fıtrı vazifelerini. Fıtrı vazifelerini. Hayatımın Halık'ıma bakan fıtrı vazifelerine ve manevi faydalarına baktım. Yani Usta Hazretleri kendi hayatına baktığı zaman kendi hayatında Halık'ına bakan fıtrı vazifelerini görüyor. Kendi hayatında gözüken, Halık'ına bakan fıtrı vazifelere baktım, gördüm ki diyor, hayatın Halık'ına üç cihette bir aynadarlığı var. Kendi hayatı, Halık'ın hayatına üç cihette olan aynadarlığını görüyor. Şu anda onu mu anlatacak? Evet, onu anlatacak. Fıtrı ne demek? Fıtrı yani vazifede. Personel konusu, evet abi. Yani insanın... İnsan kendi hayatında gözüken Halık'ın hayatına karşı olan bu üç fıtrı vazifeler nelerdir? Üç fıtrı vazife. Evet. Tamam. Bunlardan hangisini okuyacaksın? Üçünü de mi yoksa? Üçünü de okuyacağız abi. Tamam. Sen lemalar, sözlerimi getirir misin sana zahmet? Abdülkadir. Sözler, lemalar. Mektubatı da. Seni dinliyorum. Birinci vecih, hayatın acz ve zaafiyle ve fakr ve ihtiyacıyla Halık'a hayatın kudret ve kuvvetine ve gına ve rahmetine aynadarlık eder. Yani Usta Hazretleri kendi hayatına baktığı zaman kendi hayatında acz, zaaf, fark ve ihtiyacat. O zaman bu fıtri aynadarlığın birinci vecinde ustad kendisinde şeyi görüyor. Aczı görüyor. Kendi hayatında aczı görüyor. Hakikaten hiçbir şeye müdahale edemiyor. Ancak seyrediyor. Çok tuhaf yani. Acz, zaaf, yıkılıyor her gün virane, değil mi? Bina ömrümden bir taşı yıkıldı virane. Acizden şey, zaaf da acizden çıkıyorsun abi. Yani aciz aynasında kendi acizinde zafiyetini görüyor. Ha, aciz ayna mıdır? Tabii yani eğer aciziyetini görürse zafiyeti de görüyor. Çünkü zafiyet acizlikten çıkıyor. Sonra fakr? Fakr da fakir olduğundan dolayı ihtiyacat gözüküyor. Fakir olduğundan dolayı her şeye muhtaç olduğunu görüyor. Nihayetsiz ihtiyacını fakr aynasında görüyor. Ha, o zaman aslında temel acz ve fakr var. Fakr. Yani acz aynasında zaaf, fakr aynasında ihtiyaç. İhtiyacı. Bu insan hayatında yani kendi hayatının ustasatları görüyor. Bunlar müşahede ediyor. Yoksa dördü ayrı değil. Değil. İki tane ayna var burada. Acz'ında zaafı, fakrında ihtiyacatını. Ama nasıl görüyor bir de ya, değil mi? İnsan şöyle görmese şöyle dursun. Yaşadığının farkında değil. Yani insanlar ya, biz ya. Şimdi burada
çok önemli bir nokta var. Dikkat çekici. Bunu dediğiniz gibi görmesi. Eğer görürse o zaman ne oluyor? Halik'in hayat, Halik hayatın kudret ve kuvvet, gına ve rahmetine aynadarlık ediyor diyor. O zaman o aynadarlığın şuuruna varıyor sana bir görürse. Görürse. O zaman Halik hayatın kudretine. Bunu ateşliği mi biliyor acaba? Yani daha içlik değil. İçlik yok. Burada görmek var, ilim var bu. Görmek. Burada görmek, içlik yok. Kudret, kuvvet, gına ve rahmetine aynı darlık ediyor. Burada gören ne desem Latife-i Rabbani'ye mi görüyor? Yok, Latife-i Rabbani'ye kendisini görmüyor. Latife-i Rabbani'nin karşı Allah'la müşahede var orada. Müşahedetullah var. Ahirette rüyetullah var. Dünyada rüyetullah yok. Ahirette de müşahedetullah yok. Rüyetullah var. Rüyetullah daha canlı. Latife-i Rabbani görmüyor. Bunu Latife-i insani görüyor zannediyorum. Kalpte bir latife var. Latife-i insani çok ilginçtir. Latife-i Rabbani'nin yeri neresiydi? Latife-i Rabbani? Vicdanda. Latife-i insani'nin yeri neresi? Kalbin içinde. Galiba bunu Latife-i insani görüyor. Görürse insan acizliğinde kudret, zaafında kuvvet, fakirliğinde Allah'ın gınasını, ihtiyacında Allah'ın rahmetini aynadarlık yaptığını görüyor. Aynadarlık yapıyor. Burada o gözüküyor. Yani bu ne olur biliyor musun? Yani ben haletimin parçasını söyleyeyim. Bunu fark ederse şu var ya, şu okuduğumuz iki satır. Bunu biraz böyle tefekkür edip, hissedip, nasıl etmese bile, bak, bilmek, fikretmek, hissedip, mahsedip, zevk etmek. Yani bilirse ve tefekkür ederse, inan, ne cehennem endişesi olur, ne cennet ümidi olur, ne de dünyevi hadiselerin altında ezilir. Ne bedensel, ne de dış dünya. Bunu bilirse yani, ben buyum. O zaman sen bir şeylere endişe etme, senin vazifen değil. Bu aynadarlığını bilmek mi oluyor? Onu... Aynadarlığını bilirsen, yani bu aynada istimalikel mülk. Yetesarefe fi mülki keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği tasarruf ediyor. Kesiyor, biçiyor. Kolunu kesiyor. O anlasıyor. Şekerle kesiyor işte. Felç de kesiyor, bilmem ne yapıyor. Malikel mülk. Yani var ya terzi. Uzat, kısaltır, keser, biçer. Sen modellik vazifesi yapıyordun. 24. mektuptan söylüyorum. Sen eskide öyleymiş biliyor musun? Manken yokmuş. Şeylerde, terzilerde. Kişileri tutarlarmış. Ona giydiriyorlarmış elbiseyi. Uzat, kısalt. O manken yani model insan. Orada vazifesi oymuş. Terzi öyle yaparmış yani. Uzattır, adam kesiyor. Terzi kesiyor. Adam diyor ki tam bana olmuş. Niye geziyor? Ondan senin için yapmadım ki ben bunu. Sana sen bu tut olsun. Senin vazifen burada tut. Yani ben senin üzerine başka modellere kesiyorum. Buradan görüyorum. Niye kestin diyor, benim tam elime kadar olmuştu. Yani bunu bilirse insan rıza ilahi herhalde netice ya. Rıza ilahi başka tutturamaz ya. Yani rıza ilahi denilen bir şey bir iddiadır, bir fikirdir, bir yazıdır ya. Rıza ilahi nasıl olacak? Rıza ilahi aradan çıkabilmesi için ben bulabildiğim şu, ne arkaya atıyorum, ne cehennem endişesi, ne de cennet ümidi olmayacak. Bunlardan sıyrılıp gördüğü şey, rıza ilahi. Nasıl görecek bunu? Aynı darlığını görecek. Aczi ile zaafını, fakrındaki ihtiyacını, aczi kudrete, zaafı kuvvete, fakrı gınaya, ihtiyacı rahmete, aynı darlık olunca... Hakikaten ben bunun için burada varım. Yani ben bunu söylerken bunun sahibi değilim. Anladıklarımı söylüyorum, paylaşıyorum. İzah da değil. Hiçbir dersteki konuşmalar hiçbirisi Risale'nin izahı değil. Benim de öyle. Kafayı kaldırıp anlatılanların hiçbirisi Risale'nin izahı değildir. Nedir? Anladığımı ifade ediyor.
Onun izahı değil. Anladığımı söylüyorum. Şimdi bunu bilirse insan aynı darlığını. Ha ben bunun için yaratıldım. O zaman nedir ya bunu, bu koşturmaca? Nedir bu endişe? Nedir bu telaş? Ne bu cehennem korkusu? Ne bu cennet ümidi? Hiçbir şey. Bu arada tak 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 iki kuvvetli adam çarpışırsa diyor. Çocuk ikisinde de var ya. Cehennem çekiyor bizi aşağıya. Endişesi, korkusu böyle acayip böyle. İnsan psikolojisi bozuluyor. Aa öldüm, öleceğim bilmem ne yapacağım. Arkadan çekiyor. Gözüne bakıyor cennetle falan. Hepsinden sıyrılmanın şeyi, bu ayna darlığını bilirsen bunun adı da sıyrılmanın adı Rıza İlahi. Rıza İlahi içinde ne cennet var ne cehennem var. Şimdi nasıl bilecek? Önemli olan orası. Önemli noktaya geliyor sonra şimdi burada. Evet, nasıl ki açlık derecesiyle yemeğin lezzet dereceleri ve karanlığın mertebeleriyle ışık mertebeleri ve soğuğun mikyasıyla hararetin mizan dereceleri bilinir. Şimdi burada açlık derecesi ve yemeğin lezzet dereceleri karanlığın mertebesi. Yani bu ziddiyetler, yani açlık bilinmese yemek, karanlık bilinmese ışık, soğuk bilinmese hararet bilinmiyor. Yani bunlar burada soğuğun, açlığın bilinmesi şart. Bu yani önemli bir ziddiyet. Yani sana çok önemli bir ziddiyet. Eğer burada insan soğuk bilmese sıcaklığı bilmez. Soğuk İlk önce soğuğu bilmesi lazım. Yani sıcaklığı bilmesi, soğuğu bilmesi şart. Yani Allah'ın kudretine, Üstad zaten bu misali veriyor. Oraya okuyalım. Öyle de hayatımdaki hadsız acz ve fakr ile beraber hadsız ihtiyaçlarımı izale ve hadsız düşmanlarımı def etmek noktasında Halık'ımın hadsız kudret ve rahmetini bildiğim sual ve dua ve iltica ve tezellül ve ubudiyet vazifelerini anladım ve aldım. Şimdi burada insanın, Cenab-ı Hakk'ın kudreti, rahmeti, kemali, bunları bilinmesi için acziyetin, naksiyetin, fakretin bilmesi şart. Eğer acziyetini bilmezse kudreti bilemez. İlk önce bunun bilmesi lazım. Tabii kendi hayatındaki acziyetini, kendi hayatındaki fakretini bilmesi şart ayın yani. Yoksa bilemez. İçeride iki olduğunu bilmesi lazım. Soğuğu bilmesi lazım. Soğuğu bilmesi lazım. Ondan sonra ne misal verdi? Öyle de hayatımdaki yukarıda derecenin. Ha, açlık bilmesi lazım. Karanlığı bilmesi lazım. İşi bilmesi için. Evet, karanlığı. Bir de soğuğu bilmesi lazım. Ziya, zulmete, borçlu derken herhalde evet. Ziya zulmete borçtu. Vücudun ortaya çıkmasına vesiledir. Varlığına vesiledir. Çok ilginç bak. Açlık, ondan sonra açlık, karanlık, soğuk. Ötekisi soğuk. Açlık, karanlık, soğuk. Bunların vücutları nispidir diyor, değil mi? Evet, nispi. Bu kesin, bu kere bu bilinmesi lazım. Onun için men arefe nefse fekad arefe rabbi diyor ya. Yani Allah'ı tanımak için ilk önce kendini tanıman lazım. Açtığı doğru ya. Açtığı bilmese lezzet nasıl? Yemeğin lezzeti nasıl olacak? Mesela hangi tok insan mesela yemeğin lezzetini takdir edebilir ki? Ya. Onun için ecdad demiş ya. Zenginin çocuğunu tatmin edemezsiniz. Yani dengi evlenmekte de kullanıyorlar bunu. Şimdi sıradan bir insan gidiyor zenginin kızını alıyor. Geçinemez, mümkün değil, şansı yok. Tatmin edemez ki onu, memnun edemez. Doymuş o. Toku memnun edemediğiniz gibi zengini de memnun edemezsiniz. Mümkün değil. Yani burada müthiş bir misal sana bu. Şu misaller evet. Müthiş yani. Yani biz öyle geçtik ama ben şu anda ilgimi çekti. Yemeğin lezzetini bilmen değil, o ikincisidir. Açtığı bilmen lazım. Yani 5-6 saat, 7-8 saat aç kalmakla, 1-2 saat aç kalmak arasındaki açlığın lezzetini değil mi? Takdir etmekte ne kadar büyük fark var. Açlığımızı bilmesek yemek yiyemeyecektik. Bana bir şey söyleyeyim mi? Mesela bu şeyde de, Nevr Suresi'nin 8. mesele de bununla ilgili bir yer var. He. Yani mesela Adem Aleyhisselam cennetteyken malum cennette olduğunu bilmiyor ve cennetin de kıymetini takdir edemiyor. Değil mi bu manada? Şimdi sayfa 232'de şu anlarda yine bu ayet-i kerimler var Kur'an-ı Kerim'de. Gibi pek çok ayetlerin
ve başta Resul-i Ekrem, başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve umum peygamberler ve ehli hakikatın her vakit dualarında en ziyade dualarında ecinden minenler, necinden minenler, halisinden minenler ve vahiy ve şuhude binaen onlarca hakikat kesmeden cehennemden bizi hıfzeyle demeleri gösteriyor ki nevi beşerin en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır diyor. Yani bu o zaman şey oluyor. Cehennemin vücudunu ve onun mesela dehşetini anladıkça cennetin şeyi artıyor yani. Marifeti bu anlamda yani. Muhabbeti artıyor. Yani onun marifeti daha doğrusu. Cennetin şeyi, derecesi. Yani cehennemden mesela ne kadar çok korumak isterse bir insan demek ki onun cennetteki mertesi artabilir o manada. Yani cehennemden. Ha, bu vahidi kıyası için başka bir örnek verdin yani. Evet. Onun için cehennem olmasa cennet lezzet vermez diyor. Cennet olmasa da cehennem tazip etmez. Yani bu da şey diyor sana abi. Nevi Beşer'in diyor, Nevi Beşer'in en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır diyor. O çok enteresan yani. Yani burada niçin bunu buradan buraya yani geçtim ben anlamadım. Zıt deyince zaten şey oluyor. Zıt diyet noktasında. Evet. Şimdi burada önemli nokta sana bas. Üstad Hazretleri burada kendi hayatında bunları fark etmesi. Yani aczını, farklılığını, aksını burada acı fark işliyor. Onları fark etmesi. Onları fark etmekle beraber kudret fark ediliyor. Yoksa kudret fark edilmiyor. Ha, burada çok... Rahmet fark edilmiyor. Burada ince yani yakalamamız gereken ince nokta bu. Ben de bunu ilk defa... Yani yemeğin lezzetine takılmışız. Işığa takılmışız değil mi? Zenginliğe, varlığa takılmış siyata. Oysa ilk önce şey olması lazım. Açlık olması lazım. Karanlık olması lazım, soğuk olması lazım. Onun bilinmesi lazım. Onun bilinmesi için bunun bilinmesi lazım. Evet, yani ilk önce bilmek de o. Siz anlattığınız bir misal vardı ya abi. Birisi intihar etmiş, mektubunu size herhalde ulaştırmış. Döner kulede yemek yiyormuş. Afrika'daki o mızrakta günah ağlayanlar kadar mutlu olamıyorum diye. Belki her şeye sahip ama sıkına sahip olmadığı için farkında değil. Dönerli şey var ya, oradan şey yapmış. Mektup bırakmış ve orada yemek yiyor. Döner hem dönüyor. Sofra bitirene kadar koca o şey dönüyor. Mektup bırakmış. Afrika'daki diyor o mızrakla yaşayan avlananlar kadar çünkü zittini bulmadı yani. Evet, mutlu olamadım diyor. Benim başıma geçenlerde bir tane şey geçti. Bana alakalı. Gene bununla alakalı herhalde olur zannederim. Siz de görüyorsunuz da ama şey yap, dillendiremiyorsunuz veya zemin oluyor. Ben size tercüman olayım. Adam mendil satıyor, pil satıyor. Polatlı'da. Bir aya yok tabii. Bir aya yok. Yeni. Bir haftalık yok. Bir aya yok. Ben de pil alacağım. Ufak pil alacağım. Çıktım. Dedim ya bu adama ben bir şey anlatayım da bir koca bir hadise ya tanışacağız, pil alacağız ya ne demek yani bir daha belki özelliği görmeyeceğim yani. Ben bir şey anlatayım dedim. Dedim ki nasılsın kardeşim, iyi misin dedim. Elhamdülillah çok iyiyim dedi. Baba baktım canım falan. Bu arada para üstü veriyor. Dedim hakikaten mutlu gözüküyorsun dedim. Hakikaten mutlu musun sen? Tabii abi dedi. Tabii mutluyum dedi. Ne olacak ki dedi. Nefes alıp veriyoruz elhamdülillah dedi. Dedim ki mutlusun. Daha çok mutlu olman için niye olmasını isterdin? Ne olsaydı daha çok mutlu olurdun. Durdu. Dedi ki tabii öteki ayağım olsaydı daha çok mutlu olurdum dedi. O anda elimde piller vardı. Koydum tezgahını adamın. Koydum. Elimi kaldırdım. Yürüyor. Adam da bakıyor. Bir öyle gidiyorum bir böyle. Bak. Senin mutlu olman için çok mutlu olman için iki ayak lazım. Ama o iki ayak bende var ama ben mutlu değilim. Sen bir ayakla mutlusun. Dedi ki bana senin ayağının olduğunu sen farkında değilsin ki dedi. Benim dedi yeğenim var dedi. Yeğenim var. Kaç yaşında? 16 yaşında mı ne? Erkek yeğenim var dedi. Adam yeni devam ediyor. Evine tüp koymuşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Akciğerle alakalı bir şey. O tüple
takıyorlar, tekrar bırakıyor. Tüple hava, şey, nefes alıyormuş. Ama ben dedi, dışarıya çıktım ve şu anda ben evliyim, çocuklarım var ve burada ticaret yapıyorum ve geçiniyorum. Tüpüm yok dedi. Ben çok iyiyim dedi ve mutluyum. Dedim ki, bak o zaman benim tüpüm de yok. Ayağım da kesik değil. Peki niye ben mutlu değilim? Çünkü sen diyor, ayağının farkında değilsin dedi. Ciddiyetin yok. Ya. Dehşet mesele. Hayatımızdaki o bir sıfırlardaki sıfırlar olmazsa bir anlamı yok abi. Boşluklar olmazsa. Hiç. Mesela sıfır mesela şöyle diyeyim. Hastalık nedir? Benim tanımlamam. Ben böyle klinik bir şey değil, bir vaaz sohbeti değil, bir arkadaşça gibi değil, biri sadece ruhumdan çıkanı söylüyor. Hastalık nedir biliyor musun? Hastalık kavşaktır. Kimse kavşakta duramaz. Yoksa kornaya basan, hadi çık kardeşim, nereden çıkacaksın? Nereye gideceksin? Git kardeşim. Kavşaktır. Çok yere gidiş imkanını sağlayan altı yol kavşağına benzer. Yani hastalık ne, kendisi mastardır, hiçbir değeri yoktur. Nereye sebep oldu hastalık? Namazana. Namaza mı sebep oldu? Psikolojik bir hasta oldum veya kanser çıktı, hemen dine. Herkes dinde medet bekliyor. Peki, namaza mı başladın hastalıkla? O zaman hastalık namazdır. Namaza başlamaktır hastalık. Namaz seni bilmem bir sürü şeylerden, pisliklerden uzaklaştırdı kahveden, şuradan şöyle. O zaman namaz tiryakiliklerden uzaklaştırandır. Hastalık. Demek ki hastalık, bakın kendisi A, B, C, Ç gibi harftır. Hiçbir mana ifade etmiyor zatı bakımında. Mana ismi yani. O bir şeyi ifade eder veya tanımlar. Onun üzerinde gözükür. Eğer sen bu hastalıkla namaza başlamışsan, namaza başlamaktır hastalık. Veya hastalıktır namaza başlamak. Diyebilirsin. Budur yani. Netice itibariyle. Ben namaza başladım kardeşim. Hastalık buymuş. Kötü bir şey mi namaza başlamaksa, o zaman hastalık kötüdür. Yani nereye götürmüşse seni odur. Ya arkadaşlar, yaşın getirdiği ve yaşadığım bazı hadiseler beni fikri değil de hissi şeye seviye itti beni. Yani hakikaten dünya böyle. İnsan aciz, fakir, ihtiyaç, yani elinde hiçbir şey yok. İşte Hasan abi, nihayetsiz acz ve fakrın anlaşılması, o zaman bunu kendisinde, kendi aczını gördüğü zaman kudreti, yani diğer bir tabirle kudretin tasarrufunu kendisinin görmesi gerek. Tabii ya. Yani rahmetin mücessem bir rahmet olduğunu kendisi. Ad onu müşahede ediyor. Yani acz ve fakr bir aynadır. Bu kudreti ve rahmeti gösteren bir aynadır. Orada kudret ve rahmeti müşahede ediyor. Yani çok tuhaf ya, değil mi ki? Kendisi ben olan ben var ya, o ayna, ayna ruhtur. Ayna hayattır, aşağı çıkıyor. Ayna ruhtur, akıldır, hayattır, diş. Yani ben olan, enenin dışında her şey aynadır. Orada seyrediyor. Artık kudreti seyrediyor, rahmeti seyrediyor, günahı seyrediyor. İşte o zaman da ne oluyor? İşte hani hiçliğini bilmek, hiçliğini anlamak, hiçliğine maksat nedir? İşte acısı ve fakr aynasında kudretin tasarrufunu müşahede etmek. Mane ismi cihetini, vücudun olmadığını müşahede ediyor. Hiçbir şey seni, hiçbir şey yok. Yalnız burada seyredeceksin. Seyretme makamda seyret, defterini kaydet, torbana bir şeyler koy, çekip git. Yani vazifedarlık itibariyle, nefisli vazifedarlık itibariyle vücuttur. Ve aynadarlık cihetiyle şahit ve meşhuttur. Meşhuttur. Şahit ve meşhut makamında. Şahit ve meşhut. Meşhut. Bu dünyada şahit ve meşhutlarımızdan cenneti bir lezzet alıyoruz. Cennette de benzer lezzetler olacak. Tabii mı? Yani Üstad cehennemi burada olduğunu söylüyor. Cehennem orada. Onun çekirdeği burada. Cennetin cenneti de burada. İman diyor, meşhut diyor, şuhudi bir cennet lezzetini tattırır diyor. Yani mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri de söylüyor buna ait. Diyor ki, avamın diyor beklediği o cennetteki lezzeti havas ruhunda dünyada yaşar diyor. Yani burada
Nereye dönersen dön. Nereye gidersen git. Ne konuşursan konuş. Ne sorulursa sorulsun. Cevabı tek. Kendini tanımak nispetinden sıyrılıyorsun. Arkadaşlar ben bunu nasıl söylerim? Yani cehennem endişesi, cennet korku, şey, cennet ümidi. Ben bunu yaşadım arkadaşlar. Ben bunu diplere inmişim. Ben bunu dibin dibine inmişim. Psikolojisini yaşamışım. Yani bunu felsefesi der ya, bunu yaşamışım. Zerratıma kadar yaşamışım bundan. Bir, böyle kuru bir laf, külliyattan şey değil bu benim. Zerratıma, kanıma kadar yaşamışım yani. Cehennem dehşeti ve cennet ümidi. Cennet ümidi pek hayatımda pek o kadar olmadı ama cehennem korkusu çok oldu bende yani. Sonra bir baktım ki Üstad Hazretleri onlar bitirmiş, koymuş kenara. Yani o zaman dert benim derman Kur'an'ıdır var ya, dertlendiriyor. Ben bunu, bende mi manyaklık var? Ben nasıl böyle bir rahatsızlık geçirebiliyorum? Ben nasıl böyle, sonra baktım ki Üstad Kalı Mesnevi Nuriye 83'te miydi? Asrın imamı olduğu için asrın insanları neler hissedip cevap arayacak, ne dertleri varsa Allah hep onu yaşatmış ona. Ver Mesnevi'yi göstereyim onu. Ya burada yok mu? Kalı Mesnevi. Benimkisini getirebiliriz. He. Bak neler çok ilginç. Yani biz de seviyemize göre yaşadığımız her şeyi kendi adımımıza değil diye anlıyoruz. Yani bu garip garip bir şey yaşıyoruz. Sonra cevap buluyorsun. İnsanların istifadesini sunuyorsun. Bir bakıyorsun ki Fizan'dan diyor ki bu bendim. Yani insan aynadarlığını bilebilmesi için Allah bir yöntemi kullanıyor. Hastalık veriyor uyanmadın. Bela veriyor uyanmadın. Anlamıyor. Fakirlik veriyor. Çocuğunu alıyor. Tamam mı? He o tekst bunu. Veriyor uyanmıyor. Yani onu anlatayım. Bak şurada 83 zannediyorum. Yok. Ha 85. Bak çizmişim. Bak bir şey okuyacağım. Asrın imamı olmak kolay değil. Çok zordur. Sakın özenmeyesiniz. Sakın evliyalığa özenmeyesiniz. Sakın abiliğe, ablalığa özenmeyesiniz diyorum. Niye? Allah bir dert sarar sana, kamyona yük sarar gibi taşıyamazsın. Bu sefer abiliğe özenenleri yani lider olmaya, şeyh olmaya özenenleri Allah bir yük sarıyor. Hadi taşı bakalım da ol o zaman. O zaman bir bakıyorsun ki fiyasko veriyor ben bu değilim diyor. Darmadağın oluyor motoru, makası. Tamam. Şanzımanı, diferansiyel darmadağın oluyor. Bak şimdi neyse zannediyorum ki, bak zannediyorum ki bu zamanın ceyranı herkesin, ama herkesin var mı istisna burada? Bu zamanın ceyranı herkesin akıl ve kalbini, akıl ve kalbini, kaderi ilahinin beni üzerinden geçirdiği mezkür yoldaki tehlikelere maruz kılmıştır. Herkesin akle ve kalben üzerinden geçeceği var ya o tehlikeler, hepsinden beni maruz kılmış. Hepsine maruz kaldım. Muhasın insanların aklı ve kalbi hastalıklarına hepsine duçar oldu. Hem dehşet nasıl? Evet. İşte bu eser, bu eser, Risale, Allah'ın izniyle tehlikeye girmiş bazı musibet sedelere menfaat vermesi muhtemel ve mümkündür. Niye bu kadar şöyle söyleyebilirim? Çünkü ben bunları yaşadım diyor. Ben diyor size bir mana, bir ilim vermiyorum. Yaşadıklarımı sizinle paylaşıyorum diyor. Taşlar koydum diyor. Mesnevi'de öyle demiyor mu Mesnevi'ye? İlemler diyor. O diyor yaşadıklarım haletimi hatırlamak için koyduğum taşlardır diyor. Alametlerdir. Eğer dağsan, tepeysen, ne kadar yüksekteysen o nispetten ovayı menfaatlandırman için kar, dolu, tipi, fırtına şeyler yaşayacak. Ovalara da su iner. Ovaya kar yağdırılmaz. O zaman hububat gider donar. Fırtına, kar, dolu, tipi tepeye olur. O aşağıya sular iner. O nispette ya. Onun için bu tür şeylere özenilecek hiçbir şey değildir. Yani özeniyorsan hazır ol o zaman tipiye. Allah seni öyle bir imtihan edecek ya, sen gibi değil ha o imtihan. Öyle verip çevirecek ki. O peygambere verip çevirmedi mi?
kurtlandırdı, bilmem ne yaptı, ötekisini denizin içine attı, yetmeli karanlığa attı, balığın içine koydu, ötekisinin o tufan. O tufan ne demek ya? Zannediyorsun ki sandal atmış, lıp 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 gidiyor. Tamam? Korku, o dehşetti, sanki peygamber olmuyor yani. Dalgalar falan, yani böyle süt liman değil mi? Kuyu meselesi. İbrahim mesela ateş. Bedava kim almış? Sakın ha. Ha, insan olmak, bunları göz gereceğiz. Ama en büyük bela liderlik hastalığıdır ki İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki liderlik hastalığı insandan çıkacak en son latifeymiş. Başka hiçbir şey yok. Şehvet çıkar, şöhret çıkar, bilmem her şey. İnsandan en geç çıkan, en son çıkan latife baş olma sevdasıymış. Yani terbiye olan mı? Evet, en son bu terbiye oluyormuş. Niçin? Niçin? Buna özenirsen, bu tepeliktir bu, kara, tipiye, doluya, fırtınaya kabul edeceksin. Maruz kalacaksın bunun. Şansı yok. Onun için bu tür insanların yaşadıkları kendi zatına yaşamıyorlar. Bazen ümmet adına fidye veriyorlar. Bedel veriyor. Mesela bir tanesini söyleyeyim size. Benim anlayışımı söylüyor. Dini değildir. Risale'deki ruhumdur. Bayram abi ve Ali Uçar abi Müslümanların vasıta Nur cemaat üzerindeki belaya verilen kurbanlıktır. Fidyedir. Eskide insanlar böyle kurban şey yapılırdı. Bu fidyedir. Mesela Hafız Ali abi ustada bedel verilen fidyedir. O komutan neydi? Doğruluğa, sadakata şey. Asım. Binbaşı mıydı? Evet, abi. Binbaşı Asım abi. Yani doğruluğa, sadakata verilen fidyedir. Ha? Ya istikamet şeydi diyor. Sadakat yani. Fidye. Fidyesiz bir şey alınmıyor. Mesela abicilik, lider olayım falan. Hiç amansız, vallahi billahi tallahi Kur'an'a yemin ederim bu üzerine. Hiç şansın yok. Öyle bir fırtınaya duçar olacaksın ki, öyle kamyon sana yük basaracaklar ki, o Adana'nın yokuşunu, o Torosları, tamam mı? Karadeniz'in o iniş çıkışlarını o kamyonla, o yükle saracaksın. Kah şanzıman mı kıracaksın, kah diferansiyeli mi dağıtacaksın, hiç belli değil. Bu yükü taşıyacaksın. Yani aklı başında ve şuuru olan bir insan böyle özenecek bir şey değil. Belalı bir şeydir. Üstad Hazretleri'nin başında neler geçmiş ben okuyayım da. Devam et abi. Şimdi Risale'nin metodunda sana bir dört hatı var ya, dört hatı da aciz fark işleniyor. Mesela diğer metotlarda, tarikat metodunda mesela yedi, nefsin yedi mertebesi. İşte diğerinde on latifenin terbiyesi. Fakat bu uzun bir zamanla bu latifelerin ve bu hissiyatların terbiyesiyle bir hakikati arabiliyor. Hakikatin ucuna geliyor. Hakikati değil de doğruyu görüyor. Hakikati yine göremiyor. Çünkü doğru ile hakikat farklı şeylerdir. Şimdi doğru ile hakikat farklı şeylerdir. Bunu not alın. İlginçtir bu. Yani latiflikler Muhyiddin Arabi için. Gördüğü doğrudur fakat hakikat değil diyor. Allah Allah. Doğru hakikat değil. Yani hakikatta her ismin mertebi azam o meseleyi nefsüne mertebe görmek vardır. Ama doğru değilse o meselenin yani bir ucunu görmek vardır. Nefsül emri görmek değil yani. Yani kendi istatının kişafı nispetinde o gördüm. O mesele onun doğrusudur. Onun doğrusudur. Esma, evet, onun doğrusudur. Onun için herkes ikinci kattan bakar Zeytinburnu'ndan aşağı. Beşinci kattan bakar. Aslında sen de buradan bakıyorsun. Gördükleriniz hepsi o da doğru söylüyor. Yalan söylüyor. Söylemiyor. Diyor ki ikinci kattaki top sahası var diyor. Dördüncü kata kalınca bak surlar var diyor. Altıncı kata buradan baktığı zaman Marmara Boğazı gözüküyor. Boğazı gözüküyor. İkinci kat Boğazı görür mü? İkisinin hepsinin gördüğü doğrudur ama hiçbirisi daha hakikat değil. Şeydi var ya bir müşküzde var ya Gavvas Magüçler var. Ha ha 25. O hazinenin bir parçasını ele alıyor. Bütün hazine bunu ibaret ediliyor. Öbürü bunu ibaret ediliyor. Doğru söyle ama hakikat değil. Fakat tamam. Kur'an'ın özelliği. Evet, devam et. Çok güzel. Ben bugün mesela bir bundan istifade ettim. Bir de bu açlık kesin bilinmesi lazım ki yemeğin lezzeti. Ben hem onu göz ardı etmişim. Açlığın bilinmesiyle yemeğin lezzeti.
soğuğun bilinmesi sıcak, karanlığın bilinmesi, aydınlık, aydınlık bilinmesi, ona pek intikal şey yapmamış demek ki zihni. Çok güzel, devam. Aldım diyor bir de. Şimdi aç, şimdi İslam'ın mesleğinde sana bir şey var değil mi? Zahirden hakikate geçme var. Şimdi aciz ve fark. İnsan zahirde kendi acizini hissettiği zaman otomatikman hakikate geçmiş oluyor. Yani hissettiği an. Hissettiği zaman yani kendi zaafını hissetmesi demek, kudretin tasarrufunun müşahede etmesi demek. Çünkü kendisinde celenen bütün hareket, bütün fiil Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu, kudretin tasarrufudur bu. Ha, acizliğini hissetti. Zahirden hakikate geçmiş oldu. Zamansız bir şekilde, direkt. Şimdi mesela şöyle diyelim. Adam hayatına bakıyor. Hakikaten aciz ya. Şöyle ya, şöyle beraber bakalım. Hakikaten hiçbir tasarrufum yok. Çünkü niye bakıyor? Geçtiği gidiyor, müdahale edemiyor değil mi? Saçları dökülüyor, müdahale edemiyor. Yüzü buruşuyor, müdahale edemiyor. Ömür gidiyor. Ölüm var, işte hastalık var, birçok sıkıntısı var. Bir telefon gelir ona, işte moralı bozulur veya vücut sistemi çöküyor. Psikoloji bunalıma giriyor. Bak hiçbirine müdahale edemiyor. Niye? Nihayetsiz aciz olduğundan. Hasta oluyor, yatıyor, kalkamıyor. Felç oluyor, elini oynatamıyor. Nihayetsiz aciz. Müdahale edemiyor hiçbirine. Bunu bize de bunu görecek, fark edince o zaman kudret gözüküyor değil mi? O da o zaman kudrete gözüyor. Ve zahirden hakikate geçmiş oluyor. O görmesi man demek de işte akrabiyet inkişaf etti. O akrabiyet inkişafı namazlar olmuş oluyor. Ha, o zaman yani böyle bu nurcular bunlar biz kardeşler okuduğumuz zaman ya çok uzak kudreti görmek. Hayır işte kendini bilmek demek kudrete mazhar oldun demektir. Onun yaptığı zaten her bir hareket kudretin tasarrufu zaten. Yani tasarrufu, teveccühü var Cenab-ı Hakk'ın. Andan insana hadiyetiyle her bir zihayata, her bir ferde, her bir insana andan teveccüh tasarruf var. İltifatı var yani andan. Yani insanın görmesi, konuşması, her bir hareket onun bir iltifatı. Çünkü yani onun teveccühü. Onun tasarrufunda. Onun tasarrufu. İşte bunu diyor usta, cüziyette görürse kendisi cüzi bir fiil diyor. Cüziyette görürse, eğer kendinden görürse, bu çok önemli, kendinden görürse, hani İyaşe veya şifa fiilini ikinci şeyde, şualarda anlatıyor ya, hani külli bir nazar. Hani o zaman nevinde görüyor diyor. Aynı kudret tasarrufu nevinde görüyor. Zihayatta görüyor, mevcudatta görüyor. O zaman mevcudattaki bu efal azami içerisinde o zaman o ismin mertebi azamını görüyor. Külli bir nazarla. Her ismi bu şekilde baktığı zaman, her ismi mertebi azamını derecesine göre masal oluyor. İlk önce kendini görecek. Yani. Ama kendisini görmesi şarttır. Kendisini göremezse diyor, o zaman diyor kendisini esbaba verdiği gibi, esbaba tesirve gibi başkasını da esbaba verecek. O zaman şirk-i azime düşüyor. Yani insan cüzde kalmıyor. Külli olduğundan dolayı. Yani camiyeti, mahiyeti ne diyor? Camiyetin şey olduğundan, mahiyeti camiyeti olduğundan dolayı diyor. O zaman cüziyette kalmıyor yani. Şirki de külli oluyor, şeyi de külli oluyor. Terakkisi de külli oluyor. Külli bir nazar. Kendinde görmek vicdan ile olup, acz, irade, zaaf, zihin, fakr, his, ihtiyaç, latifeye bakıp bunları tazammül eden takva ile çalıştırıp ondan sonra mı en eyle artık bunları vahili kıyası yapmaya başlıyor? Yok zaten onlar iç içe. O olduktan sonra o değil. O olduktan sonra değil. Mesela güzel şey buldu. Mesela kendisinin acizliği görmek demektir kudreti müşahede. Kudreti müşahede etmese zaten acizliği göremez. Acizliğini görmese kudreti de gözükmez. Aynı şey gibi yani. Yok bunları fark eden neresi acaba? Yani aczimi fark eden irade mi? İhtiyaç terakkinin üstadı bile. Acizliğimi fark eden, fakirliğimi fark eden öyle mi? Vicdanındaki irade mi bunu şey yapan? Vicdanı çalıştırmam, vicdanındaki irade ile acziyetimi mi anlıyorum? Dört tane var ya vicdanda. İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. Az, fark, şefkat, tefekkür. Yani bu bunların birbirini herhalde birbirini gösteren bir zeminler bunlar. Devam et. Aynen hakikate geçiyor. Akrabiyet ile inkişaf ediyor. Akrabiyet ilahi. İnkişaf ediyor o zaman. O zaman Cenab-ı Hakk'ın manevi yakınlığını hissediyor. O zaman
Kader Risalesi'ne... Akıbet bu değil mi yani hissedince? O zaman Kader Risalesi'nin dediği gibi kainatı ve nefsini Allah'a verir. Onun huzurunda, kendini onun huzurundan bilir. Kainatı ve nefsini Allah'a verir. İrade cüziyesiyle şerden merciyeti kabul eder. Kusuru derhut edip Rabbini takdis eder. Teklifi kabul edip dair-i budiyette kalır diyor. Acayip bir şey ya. Nereden okudun? Kader Risalesi'ne geçiyor. 26. sözde. Allah Allah. Ha tamam açmayın. Yani derhut eder. O zaman ne yapıyor? Şimdi hani şualarda bir yer var. Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah diyor değil mi? Vücut alemleri de Elhamdülillah, Elhamdülillah diyecek diyor. Şimdi burada ehlakikat yani kusuru deruhte etmekle Subhanallah diyor. Çünkü şer'i isteğin mi iktiza eden diyor. Nefsin sahnedir. Ve ma'asabaki hasanat femin Allah. Hayır Allah'tan diyor. Ve ma'asabaki seyyetin femin nefsi. Şer'den nefistendir diyor. İsteğin ve iktiza eden diyor. Yani şer'i isteğin ve iktiza eden nefsin sahneye istidadıyla ihtiyar ile diyor. Şimdi burada deruhte etmekle Allah'ı burada takdis ediyor. Deruhte edince abi, ben yaptım ben burada. Şer'i ben yaptım. Evet. Nefsin kendisi yaptı. Ben istedim. O zaman ehli küfür ise ahirette deruhte edecek. Subhanallah diyecek ahirette. Çünkü hakikat ortaya çıkınca diyecek ki bütün kusurlar bendendi. Subhanallah. O yüzden Adem alemleri diyor. Subhanallah, Subhanallah der diyor. Adem'den maksat işte cennette, cehennemdeki ehli küfür. Ehli küfrün ifadeleri yani. İfadeleri yani. Allah'ı takdis edecek yani. Orada takdis edecek. Bak yeni bir şey de öğrendik. Burada değil de burada yapıyor. Ama ehli hakikat burada yapıyor. Ha cehennem alem, Adem alemleri, cehennem alemleri Subhanallah, Subhanallah diyecek. Ha cehennemin kendisi değil. Kusurunu terk edecek tabii. Diyecek ki bu azap, usta diyor cennet fazileri, cehennem cezayı ameldir. Bu, ben bunu hak ettim. Bu cezada, bu azabı da ben müstahak oldum. Dönüp edecek yani. Sen supansın diyecek. Sen supansın diyecek. Yani benim burada azap görmemde zerre kadar adaletsizlik, zulüm, merhametsizlik yok diyecek. Ben bunu hak ettim diyecek. Çünkü ben dünyada böyle yaptım işte. İnkar ettim, zulüm ettim. Ben burada hakikaten bunu da yeni öğrendim. Bunu orada anlayacak, o dönüp edecek. Çok güzel. Ama ehl-i hakikat burada anlıyor. İman nuruyla, Kur'an burada nuruyla. Anlıyor burada bunu. Anlıyor, onu deluhte ediyor burada. Rabbini burada takdis ediyor. Kafirin cehennemde anlayacağını Müslüman burada anlıyor. Burada anlıyor. Rabbini takdis ediyor. Kusur bendendir diyor. Ve Rabbi takdis ediliyor. Evet. Deluhte ediyor. Deluhte ediyor. Kusur deluhte etmekle. Burada ise ehl-i hakikat yapıyor onu. Aynen. O zaman işte nihayetsiz kemalatı o nispete anlıyor. Yani kusuru deluhte etmekle Cenab-ı Hakk'ın kusursuzluğu anlıyor. Kusursuzluk hani insanın kusur aynasında gözüküyor. Ha deruhte etmek. Tabii deruhte etmek de kusursuzluğu anlıyor o zaman. O zaman anlıyor. Tabii. Peki vücut alemleri şey diyor elhamdülillah onun peki nasıl ne diyeceksin? İşte vücut alemleri de orada ne yapıyor? Yani dedi ya cennet fazl-ı ilahidir. Hı hı. Yani bu bütün yani benim cennete girmem diyor cennet, senin diyor fazlındandır. Çünkü ibadet diyor, tam ibadet ettim. Yani zahire insanın cennete girmesi ibadet gözüküyor zahirde. Evet. Oysa diyor hani ibadet insanın cennetli mertebelerin vesilesi. Yani senin diyor bu fazlındandır diyor benim buraya. Çünkü benim yaptığım sana ibadet diyor. Fıtratımı karşılığı, yaratılışın karşılığı ben ibadet ettim sana. Ama beni cennete buna mukabil cennete sokmak diyor senin fazlındandır. Hani 600 sözde diyor ya kar içinde kar diyor. Hasaret içinde hasaretten bahsediyor ya. Bir kar içinde kar var. Yani Allah yolunda kullandığı zaman bir kar. Allah da diyor ki madem benim yoluma kullandın diyor sana bir kar daha diyor. Bu da onu tekrar iade ediyor. Bir tane alana bir tane de bedava. Bedava gibi. Hani ustası Cevat ismini tarif ederek 29. sözde bir tabir kullanıyor. Verdiği bir nimeti geri almaması diyor. Nerede diyor? Hı? 29. sözde. Onu bir bulsana ya. 29 neresi? Geri al. Neydi? O yerini tam bilmiyorum da. Yerini şimdi Fatih yani, bulsun. O benim için çok diyor, Allah geri almıyor diyor. Korkuyor da insan Allah iman verdi geri alır mı? Geri falan. Almıyor yani. Şey ayet-i kerime var yani siz siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmeyecektir. Çok güzel ya. İyi maşallah devam et. O demek ki Subhanallah Subhanallah çok iyi. Hiç böyle bakmamıştım ya. Ona orada kusuru deriltecek. Burada etmiyor. Orada kusuru etmiyor. De. Cehennem Adem alemleri. Ha orada kusuru deriltecek. Sen supansın diyecekler. Evet. Buldun mu? Kaç? 517. Evet, 517 değil mi? İrfan, ey gafil.
Ne sopalar yiyeceksin. İnşallah yemesin ya, şaka diyorum. Hafız bana öyle derdi ya. Talim hocam var. Ne sopalar yiyeceksin. Dur bir dakika. Neresi? Üçüncü menbaanın hemen üstüne. Orada abi Mustafa abi mantığa göre. Nasıl abi? Mustafa abi mantığına göre ya burada ya orada bu sopa yenecek yani. Burada yiyeceğiz. Kaçın, nerededir hani şey, üçüncü? Üçüncü menbaanın hemen üstündeki cümle. Ha, üçünü. Ha, ruhun fenası ve tahrip ve inhal iledir. O tahrip ve inhal ise vahdet yol vermez ki girsin, besatet bırakmaz ki bozsun. Ya bu gözlük bize rahatsız veriyor. Veyahut idam iledir. İdam ise burası mı? Evet. Cevadi mutlakın hadsiz merhameti müsaade etmez ve nihayetsiz cudu bırakmaz ki ha verdiği nimeti vücudu o nimeti vücuda pek muştak ve layık olan ruh insanından geri alsın. Almaz yani. Aferin lan hakikaten ya. Eşit bir şey yani. Çok acayip. Kâdı müjde mi böyle oluyor? Verdiği almıyor. Vücudu geri almıyor işte. Almıyor. Müthiş bir keşif yani Üstad Hazretleri. Mehdi Azam oldu. Çok hoşuma gitti ya. Verdiğini almıyor. Oh çok iyi ya. Böyle olması lazımdı zaten. Tabii yani Allah verdiğini almaz. İnsan lügatta o manayı nasıl çıkartacak? Ya. Yani ben kızım ver lan verdiğimi. Öyle değil ya. Cevat mutlak mı nasıl? Allah Allah. Allah. Hakikaten hoş ya Allah ya. Bir tanesi dedim Allah başka bir şeydi. İlmi kelamcı zannediyor. Tarikatçı zannediyorum. Anlaşılan sen nurcusun diyor. Nurcularda sivrimi adamsın diyor. Allah başka bir şey. Demek de şey diyor ilmi kelamda. Şey bir şey yever, şey ahir falan. Ondan sonra şey diyemezsin diyor. Cevap yazdım, doğru söylüyorsun. Nasıl izah edeyim? Neydi? Neydi? Muhatap şey değil. Mi? Hiç muhatap. Zahid mi? Evet. Allah başka bir şey. Örfi tabir kullanıyorsun. Şer'i bir tabir kullanmıyorsun ki şeriatla diyorsun. Mesela örfte kumrular haramdır. Ve kumru ve at eti yemek şey değil. Uğursuzluktur. Şeriat da caizdi. Şer'i onu nazara almış vesaire. Neyse. Bak verdiği şeyi almıyor. Şimdi sana Ayç Park'ta çok acayip manalar var. Ayç Park'ta Cenab-ı Hak kudretini insan hissetmesiyle beraber onun manevi yakınlığını fark etmesiyle kendi hiçliğini, mana ismi cihetinin vücudu olmadığını, hani mana ismi vücut yok. Yani mana ismi vücut olmaması insan kendi mahlukiyetini nef yetmesi manasında değil. İnsan Allah'ın icadıyla bir mahluktur. Fakat nihayetsiz, aciz, fakir, nakıs bir mahluktur. Yani tavayla yaratmış ki o Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz kudret, gınasına, rahmetine, efsaflarına işte aynada yapabilsin diye. Şimdi bunları insan o tasarrufu hissettiği zaman o zaman insandaki artık menfi olan bütün hissiyatlar da terbiye oluyor. Yani teveccüh nasıldır, iltifattır, nazar dikkati cebetmektir, şöhret verestik. Bütün menfi hissiyatlarda şiddet de o zaman içtinav ediyor. O zaman tamam. Hani hiçliğini bilirse. Bilirse yani o zaman şiddetle içtinav ediyor. Yani diyor Halika Rahim'in hazır ve nazır olduğunu düşünüp onun huzurunda ondan başkasına bakmak o edebin huzuruna muhalif olduğunu bilmekte diyor İhlas Kazanı. Yani onun huzurunda ondan gayrisinin bir iltifat teveccühü çok yani ihrenç bir şey oluyor. Çok bu nakış şey, çok acip bir şey oluyor. Çok tuhaf bir şey oluyor. Şiddetle içtinav ediyor o zaman. Yani çok insan kendi aleminde şahit ki bu benim değil. Ama insanlar bana nispet ediyorlar. İnsan ne kadar vicdanlı ve insaflı şeyse seviyeli bundan nefret eder. Ya benim değil ki. İşte kudret yani aciz o fark çok önemli hissedilmesi. O nispetle mi nefret eder? O takdir, şöhret bilmem ne. Şiddetle içtinav ediyor. Çünkü buna mana ismiye bakan ciheti olduğu için şiddet değil. Çünkü mana ismiye vücudu yok zaten. Üstad da diyor yani beni inandıramazlar ki sahibi kemaldır diyor. Çünkü her şey Allah'tan olduğunu biliyor. Yani mana ismi cihetiyle biri baksa hemen onun Üstad Hazreti tepki veriyor. Çünkü kudretin tasarrufunu hissediyor. Kemalini kemalsızlıkta diyor değil mi? Yani nefsini daima gayri kabil olduğunu görüyor Üstad. Yani nefis diyor zemme müstahaktır diyor. Çünkü şer'i isteyen ve iktiza eden. Vay be. Ben daima iddiam ediyor nefsini. O zaman işte o kusuru deruhte etmekle Cenab-ı Hakk'ın kemalini müşahede ediyor. Yani kemalini görmesi kusuru
kendi içinde kusuru görmesiyle beraber. Tabi kusurun iki yönü gözüküyor. Bir insan irade-i cüziyesini suistimal ederek, yani hatalar, günahlar düşmesi var. Bir de beşeriyetin iktiza ettiği kusurat vardır ki o da Cenab-ı Hak kemaline o cihet aynadarlığı var. Mesela insan birçok şeyi bir anda düşünemiyor, birçok şeyi bir anda yapamıyor. Birçok meseleleri bir anda kavrayamıyor. Göremiyor. Göremiyor. Yapamıyor, edemiyor. Bu cihette mesela işte zamana kayıtlı olması, yeme içmeyle kayıtlı olması, yatmayla kayıtlı olması, hastalığa, ölüme maruz kalması. Bu cihette beşeriyetin iktiza ettiği kusurat var ki bu cihette de Cenab-ı Hak aynadarlığı var, kemalat aynadarlığı var. Cenab-ı Hak bu cihette bu yönü de tamamıyla münezzehtir. Hani samediyetin iki yönünü usta söylüyor, dikkatini çekmiştir. Oruçta da insanın bir samediyet aynadarlığı var. Samediyet yani her şeye, insanın her şeye muhtaç olmasıyla samediyet de bir aynadarlığı var değil mi? Fakat oruçta yeme içmeye ihtiyaç duymuyor insan. Yeme içmeye ihtiyaç duymamasıyla samediyeti bir aynadarlığı var diyor usta. Tecessüdün tezahür etmiş ruh vaziyetine girerek diyor. Yani hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ı kendisi oruçta yeme içmeye muhtaç ihtiyaç duymamakla o cihette aynadarlığı var. Yani insan hem ihtiyaç duymakla hem ihtiyaç duymamakla samediyeti anlıyor. Yani yeme içme ve cinsellikten uzak olunca adeta şu manaya bürünüyor değil mi? Hiçbir şeye adeta ihtiyacım yok. Allah'ın bu tarafına aynadarlığı. Samediyeti anlıyor. Samediyeti anlıyor. Hem ihtiyaç duymakla her şeye de o şey Ramazan'ın da ihtiyaç duymamakla samediyeti anlıyor. Samediyeti böyle anlıyor. Anlıyor. Cami bir aynı insan ya. Tuhaf değil mi? Evirip çevirip deviriyor işte. Halden hale şeylerden, olaylardan olaya sevk ediyor işte. Biraz önce dersin başında dediğim gibi işte hastalıklar, musibettir vesaire halettir. Nereye hasta oluyorsa otur demek. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın hastalık hadisesinde yani kusuru deruhte ediyor. Yani ben yaptım diyor yani. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin. Yani ben zalimlerden oldum. Zalimden oldum. Kusuru deruhte etmekle beraber o zaman ne oluyor? Rahmete mazhar oluyor. Sayr-ı semati çıkıyor. Bak o zaman nuru tevhid içinde sırr-ı hadiyet inkişaf ediyor. Bak kusuru deruhte etmek de sırr-ı hadiyet. Çünkü kusur deruhte edilmezse o zaman yani kusur Allah'a vermiş oluyor. Ortada kalmıyor. Ya Allah'a verecek ya kendini alacak. O zaman Cenab-ı Hakk'ından manen uzak kalmış oluyor. Kusur ya kendi alacak ya Allah verecek. Allah bak ortada kalmıyor yani. Hani insanın terakkisi ve tedennisi iki yol var ya. Ya terakki edecek diyor ya tedenni edecek. Nihayetsiz terakki veya nihayetsiz tedenni. Yani ortası yok. İnsan için. O yüzden işte birdenbire diyor değil mi? Hemen musahhar olu diyor. Yani düşman vaziyetini alan o uç unsur ona diyor hemen musahhar vaziyetine geçmiş. Gece, deniz, balık değil mi? Balık. Ona hizmetçi olmuş. Hizmetçi olmuş. Kusuru ne zaman? Kusuru deruhte ettiği zaman. Ama samimi değil mi? Yani orada bir hatası var. Hatasını ne yapıyor? Deruhte diyor. Yani hataya hani demiş, yani sizin bir sözünüz var. Yani suya düşen boğulmuyor. Çıkamayan boğuluyor. Veya günah işleyen helak olmuyor. İşlediği günah istiğfar etmeyen ve günah kabul etmeyen. Evet. Günah insanı kafir etmez. Günah insanı cehenneme de götürmez. Ne zaman götür? Onu günah değildir demek. Ona tövbe etmemek. Günah günah bilmemek. Yoksa günah tövbe etse afa müstahak olur diyor üstad. Çünkü naks, kudret, fakr bunları insan gösteriyor. Bunların anlaşılması ziddiyet de oluyor. Yani açlık meselesi çok üçten müthiş misal vermiş üstad. Yani açlık da anlaşılır. Yemeği lezzet. Yoksa anlaşılmıyor. Yani acziyette çünkü gözüküyor kudret. Biz var çünkü olan insan nihayetsiz aciz olduğunda zaten kudret ona musahhar olmuş değil mi? Bir çocuk gibi insan diyor yani. Kainat ona niye musahhar olmuş? Küllü unsurlar insan hizmetine verilmiş. Su, hava, toprak, güneş, ateş hep insan hizmetine verilmiş. Kainat musahhar olmuş insan. Niye nihayetsiz bir çocuk gibi diyor. Aciziyet fakrından dolayı. Anne baba kavliler çocuğa musahhar olmuş. Acizinden dolayı. Şimdi bu aciziyetini fark ettiği zaman o kudreti o zaman anlıyor. Kudreti hissediyor o zaman. Allah'ın manevi yakınlığını hissediyor o zaman.
O zaman mana ismi cihetli vücudun an olmadığını ve mana isminde kendisine vücut vermenin de işte ne olur? Şirk olduğunu. Şirki tarif ederken o boş kafasını yerleştirmiş diyor mesela Mesnevi Nuriye'de. Bir bakabilir miyiz Zahir? Mesnevi ve şirki tarif edene çok acı bir tabir kullanıyor. Şirki tarif ederken. Boş kafasını yerleştirir. Sayfa 130'da. 130. İnsan seyyatiyle Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Yani şirkte bir seyyat ya, Allah'a zarar veremiyor. Mesela hariçte, vakide, hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizmine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Müdahale edemiyor mu? Demiyor. Yani kendine mana ismine bakmakla müdahale edemiyor. Hiçbir zaman yine müdahale edemiyor. Yine Allah'ın tasarrufu. Ne kadar Allah demese, ne kadar kendi mevhum ilahına, hakiki ilaha devre dışı bıraktı da kendini hakiki ilah olarak görse de yine hakiki ilah olamıyor zaten. Olamazdı. Çünkü hakiki ilahın tasarrufu var. Mevhum yani. Mevhum ilah hakiki ilah olarak kabul ediyor. İşte gayretullah dokundan budur. O zaman insan ne yapıyorsan abi? İnsanı o zaman lezzet-i ruhaniyeden mahrum bırakıyor bu dünyada ehl-i imanı, şirk-i hafide. Ama ehl-i küfuru da küfür üzerine, şirk üzerine olduğu zaman onu affetmiyorum diyor değil mi? Ben veya halidim. Onu ebedi olarak affetmiyor. Burada da ehl-i imanı da işte şirk-i hafide düştüğü zaman lezzet-i ruhaniyeden mahrum bırakıyor. Ceza. Mahrumiyet var burada. Ha, ceza. Çünkü gayretullah'a dokunuyor. Cenab-ı Hakk'ın gayretullah'ın da zatına dokunuyor yani. Şirk-i hafide düştüğü zaman şirk-i hakiki değil. Şirk-i zahir değil. Şirk-i zahir tabiat perestleri, esbab perestleri. O şekilde olursa onları hiç affetmiyor. Ebediyen affetmiyor. Ehl-i iman da şirk-i hafiye düştüğü zaman onu da burada şey yapmıyor, affetmiyor. Yani burada onu şey yapıyor. Lezzet-i ruhaniyeden mahrum bırakıyor. Bırakarak ceza veriyor. Ceza cehenneme veriyor. Atıyor. Yani. Cezası da o. Buranın cehennemi. Buranın cehennemi. Onu artık kefaret ne yapıyor? Veriyor. İmanından, ibadetinden lezzet alamaz. Alamıyor. Onun manevi yakınlığından lezzet alamıyor. Lezzet hakiki o zaten. Asıl lezzet hakiki işte Cenab-ı Hakk'ın manevi yakınlığını hissetmesi. Yani diyor, işte cennetin 1000 senesi bir saat bu büyük cemali mukabil edemiyor. Cennetin cenneti. Çünkü niye? Kendisini mevhum ilah olarak koymuş. Kendi mevhum o zaman hakiki ilah da ondan ne yapıyor? İster istemez teşbihat olmasın darılıyor yani kulunu. Onu o zaman mahrum bırakıyor. Çünkü gayretullah dokunuyor. Cenab-ı Hakk'ın mülkünde vasılığına müdahale edebilsin. Hadi işte vakide, hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizmine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne vasılığına müdahale edebilsin. Ancak şeriki, peki şey, şeriki zihninde düşünür, boş kafasına yerleştirir. Şeriki. Yani insan kendine mana harfi yani mana ismine bak vücut vermesiyle bir şey olmuyor yani. Mevhum, yine mevhum yani kendi işe boş bir kafası oluyor, boş kafayı yerleştiriyor diyor. Hakikat öyle bir şey yok yani. Çünkü hariçte şirki yeri yoktur. Çünkü sırrı vahdet var diyor değil mi? Çok yerde olsa sırrı vahdet var. Andan her yerin tasarrufu var. Her şeye külli bir teveccühü var. Andan. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. Yani Allah Allah kafa boş kafasını eleştiriyor. Boş kafasını eleştiriyor. Kafa da boş. Hani marifet yok kafada sana. Yoksa bir sürü çöplük var da. Bir sürü çöplük o boş sayılır. O dün yılları diyor Üstad diyor felsefi ilimler, manesi ona bütün olan ilimler, dünyevi ilimler, manesi bir şey değil olan ilimler. Hepsi o dün yılları. Boş kafa yani. Bir de aldım diyor ya Mustafa. Vazifesini anladım ve aldım. Derüfte diyor işte artık yani. Hissediyor artık görüyor ya. Derüfte diyor vazifeyi. Aldı vazifeyi aldı. Anlamış. Sonra aldım yani diyor. Daire-i ubudiyette kalır. Teklifi zimmeti alır diyor üzerine. Daire-i ubudiyet dairesinde kalıyor yani. Vazifeyi alıyor. Vazifeyi alıyor. Zaten sözlerde ubudiyetin diyor esasıdır değil mi? Az, fark. Naks, terbiyat iktisada. Bu diyetin esasıdır diyor bu.
Çok önemli. Yani sen diyor, onun bir tabir var şeyde, onu mektubatı verebilir misin? Bak, 20. mektubda bir tabir var. Bak sen, onun mülkünde diyor, yani mülk umumen onundur. Mülk afaki enfası umumen onundur. Sen hem onun mülküsün. Sen onun mülküsün. Hem memlüküsün hem mülkünde çalışıyorsun. Hem onun mülküsün hem memlüküsün. Memlükü ne demek? Kölesisin, abdisin, kulusun. Hem onun mülkünde çalışıyorsun. Memlük onundur. Memlüküsün ve mülkünde de çalışıyorsun. Evet. Burada ne anlayın? Niçin açtın orayı? Yani insanın mana ismi cihetiyle hiçbir şekilde vücudu yok. Mana ismiyle kendine bakması sadece işte boş kafasını iyileştiriyor yani. Şerikin hiçbir yerde yeri yok. Yersiz yeri yok yere yani. Çünkü sırrı vahdet var kainatta. Vay be. O zaman işte insan kulluğunu anlıyor. Onun mülkü olduğunu anlıyor. Onun memlükü olduğunu, onun mülkünde çalıştığı bir abd olduğunu anlıyor. Hiç elinden hiç olduğunu anlıyor. O Deruf'te diyor, çok antika ya o. O kaçıncı sayfadaydı, atsana. O sözlerde. Bir sözler alabilir miyim? Buradaki anladığım şeye bakabilir miyim? Şuur yapıyor. Şuur iman diyoruz ya abi. Şuur iman. Buradaki hakikatle anladığım aldım diyor ya. Yani aldığım şey olsa, intisap manasında iman olsa, bu anlamak da şuur olmasın abi. Şuur iman. Hmm. Anladım ve aldım diyor ya. Anladım ve aldım. Şuur iman. Şuur iman ile zaten alınır. Anlama cihetini, şuurla anlayabiliriz belki. Doğru. Şuur imanı anlanıyor. Sonra aldım demek çok ilginç. O zaten şuur imandır. Yani Ayzer Fakri görmesi zaten şuur imanı. Şuur şeyde de var. Kafirde de var. İhlas kafirde de var. Sır ihlas yok. Yani mesela diyelim ki tesanütle, taavunle ilerlemeyi görüyor adam. Bunu anlıyor. Yani bu ihlastır. Birbirine dayanmak. Ama bu dayanmayı Allah için yaparsa sır ihlas oluyor. Ha sen şimdi nereyi açtın? Elhasıl da 465 sözler. 465 mi? Evet. Elhasıl eğer kader ve cüz-i ihtiyareden bahseden adam ehli huzur ve kemal iman sahibi ise. Tamam. Ehli huzur ve kemal iman sahibi ise. Kainatı ve nefsini Cenab-ı Hakk'a verir, onun tasarrufatında bilir. O vakit hakkı var kaderden ve cüz ihtiyareden bahsetsin. Çünkü madem nefsini ve her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilir. Bir şey yatsanıza, biraz yaptı böyle. Madem nefsini ve her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilir, o vakit cüz ihtiyariye istinad ederek mesuliyeti deruhte eder. Seyyetten merciyeti kabul edip Rabbini takdis eder. Adem Aleyhisselam gibi. O hata yapınca ne yaptı? Hemen tövbeye sarıldı. Ya Rabbi, ben nefsime zulmettim. Şeytan ne yaptı? Hemen Allah'a suçladı. Beni sen azdırdın dedi. Allah iftira etti yani. İftira etti. Yani ikisinde indi. Bir tanesi aldatılmış, bir tane aldatan. Bu daha aldatan daha çok kabahatlı ve daha çok tövbe etmesi lazımken Allah diyor ki beni sen azdırdın. Adem diyor ki Adem Aleyhisselam, ben nefsime ben nefsime zulmettim. Ben hata yaptım. Beni affet diyor. Böyle bu diyor ki beni sen azdırdın. Buna mukabil bir de bir şey istiyor sanki. İyi bir şey halt etmiş.
kıyamete kadar bana ömür ver. Uzun ömür istemek işte ondan geliyor, şeytandan geliyor. Şeytanın ivası ve tasallutu, işte ölüm korkusu oradan geliyor. Oysa ölümün hakikatini keşfeden kamil insanlar, ölüm gelmeden önce ölmek istemiş ve ölümü sevmişler. Ölüm korkusunun kaynağı şeytandır, buradan kaynaklanıyor. Abi ebedi bir hayat var aslında. Evet. Yani evet, deruhte eder sonra. Seyyatta merciyeti kabul edip Rabbinin takdisi, takdis bu yani. Deruhte ettiği zaman takdis. Çünkü ayette Allah öyle diyor. Hani hemen hatveler bir ileride ayette öyle diyor. Yani çünkü kusurlar diyor, senden diyor diyor Cenab-ı Hak. Bak şuradaki ayette onu diyor. Ve ma esabeke min seyyatin fe min nefsik. Seyyat sendendir diyor. Şey benden. Ma asabeke hasenat senden. Hasenati fe min Allah. Hasenat bendendir diyor, seyyat senden. Nefis. Hasenat nefis. Allah'tandır yani diyor Cenab-ı Hak. Bendendir diyor Allah. Seyyat da sendendir diyor. Allah'tan. Derute de. O zaman derute diyor. O zaman onu, Rabbini takdis ediyor. O zaman anladığı zaman. O zaman kemala tamam diyor. Kemal ilahi aynadarlık yapıyor. Yani kendisindeki bu pisliği ya bu sistemi çalıştığını anladığı anda kemalatı anlıyor. O zaman kamil oluyor. Kamil oluyor. Nefsinde gayri kamil görüyor. Yani bu anlama anı kemalat başlangıcı. Yani, nefiste gözüküyor sana bu. Yani insan varlığında gözüküyor. Hiçliğini görüyor. Hiçliğini görüyor. Vay be. Biz nasıl okumuşuz bunları? Okumuşuz her şeyi. O zaman ne oluyor bak. Daire-i budiyette kalıp O nereden okuyorsun? Aynı devamında. Öyle mi? Daire-i budiyet. Ha daire-i budiyet. Kalıp teklif ilahi zimmetini alır. Teklif ilahi zimmetine kim yapıyor bunu? Cüz-i ihtiyarı yapıyor sana abi. Cüz-i ihtiyarı diyor zaten şeye girmesinler çünkü insan her işleri bir fiili diyor. Allah'a vererek tak teklif mesuliyetten kurtulmak istiyor. Kaçamaması için diyor ki mesul ve mükellefsin diyor. Çünkü şer'i isteyen sensin diyor. Ama aynen. İşi anlayınca işte nefis terbiye olduğu zaman bu defa ne oluyor? Kusuru deruhte ediyor. Kusur bendendir diyor ve Rabbini takdis ediyor. Yoksa nefis kusur yapmayacak fıtratta yaratılmamış. Kusur yapabilecek fıtratta yaratılmış. Ta ki işte Cenab-ı Hakk'ın Afuv ismine, Gafur ismine, Settar ismine, değil mi? Kemal ismine aynadalık yapabilsin. Cami bir mahluk çünkü insan. İnsanın mahiyeti cami. Vay be. Ondan sonra diğer tarafa geçiyor. Kendinden sudur eden kemalat ve hasanat ile mağrur olmamak için kadere bakar, fahr yerine şükreder. Kadere bakar. Ha. Çünkü burada ne demişti? Mah asabeke hasanati feminallah. Hayır Allah'tan olduğu için kadere bakıyor. Ve fahr yerine şükreder. Başına gelen musibetlerde kaderi görür, sabreder. Kaderi görür, sabreder. Fakat avam için diyor, kaderi caistimalı var. Fakat havas diyor ki işte ben yine nefsime mağlup oldum. Suistimalatım da kadere fetva verdi. Kader de hani usta diyor, hangi efalına kadere fetva verdi ki böyle musibet hükmetti sana. Onu yine deruhte eder. Ve sabreder. Tahammül eder. Eğer kader ve cüz ihtereden bahseden adam ehli gaflet ise o vakit kaderden ve cüz ihtereden bahse hakkı yoktur. Çünkü nefsin marası gaflet veya dalalet sayıkasıyla kainatı esbaba verip Allah'ın malını onlara taksim eder, kendini de kendine malik eder. Fiilini kendine ve esbaba verir, mesuliyeti ve kusuru kadere havale eder. Kendine sudur eden güzel kemalatları, faziletleri, meziyetleri kendine verir, kusuratı da kadere verir. O zaman adam kader bağışı bunun için manasız oluyor. Şeytan bu yani, kadere veriyor. Benim suçum var. Kusurları, nakasıtları kadere veriyor, iyilikleri ben yaptım diyor. Hani şey talebeye benziyor, bizim vardı ya, kaç aldın? Öğretmen 2 verdi. Başka zaman kaç aldın? 7 aldım. Öğretmen 2 verir, ben 7 alırım. O vakit nihayette Cenab-ı Hakk'a verilecek olan cüz-i ihtiyar ve nihayette medar-i nazar olacak olan kader bağısı manasızdır. Yalnız bütün onların hikmetine zıt ve mesuliyetten kurtulmak için bir desiseyi nefsiyedir. Bak nihayette veriyor. Çünkü hayır isteyen miktizayeden rahmetiyle. Cedeben kudreti de baniye diyor. Nihayette veriyor.
Nihayette ne demek? Sonunda yani. Yani hayırlar olduktan sonra yani insan belirlenen en itibariyle Cenab-ı Hak hayrı veriyor, hayır ve şerri söylüyor. Ondan sonra diyor ki bunu kabul et, bunu etme diyor. Bunu hemen yine bildiriyor insan. Ondan sonra insan son noktayı koyuyor. Kabul ediyor ve reddediyor. Hani 18 sözde diyor, hayrı mutlaktan gelen hayrı güzel bir sureti kabul etmediğinizde şerre vesile olmanızdır. Hani şer nisbiye vücudu sana da. Yani hayrın reddidir şer. Hayrı kabul etmediği zaman otomatik şey. Çünkü hayır diyor, ademi bir fiildir. Kesten çıkar diyor Üstad. 13. lemada kes, insanın kesbine çıkıyor şer diyor. Hayır vücududur, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden geliyor. O yüzden hayrın reddi, şerin kendisidir. Onaylamıyor. Ha, onaylamıyor. O yüzden nihayette ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'a verir. Cenab-ı Hakk'a veriyor. Hayır da Cenab-ı Hakk'a veriyor. Zaten öyle de veya onaylasın da reddetsen zaten yaşayacaksın. Yani ölünceye kadar zaten yaşayacaksın. İleri gerisi yok bunun. Ama senin üzerinde cehran edenleri kabul ediyorsun, reddediyorsun. Aynen. Ya kapat. Kabul edip reddediyorsun. Kabul edip yani bu kadar başka bir şey. Zaten o olacak. Kabul ediyorsun, reddediyorsun. Yani bu benim i̇şte değil. O son noktayı sana buradaki son tasarrufu insana vermiş. Onu insan yapıyor. Nerede diyor? Hani o meyalan bahsinde diyor ya, mesela cüz ihtimusa sonra meyalan diyor. Maturici'de bir emri itibariyle abde verebil vermiş. Fakat eşari diyor ona mevcut mezhebe baktığı için abde vermemiş. Yani maturi mezhebi emri itibari olarak görmüş. İnsanın meyalanını emri itibari görmüş. Eşari ise meyalanı değil de meyalandaki tasarruf emri itibari görüp insana vermiş. Evet. Abda. Yani ustad da diyor öyleyse diyor, o meylan, o tasarruf bir emrin nisbidir diyor. Yani buradaki o son noktayı, nisbiyeti emri itibari cihetini insan yapıyor. Emri itibariyle? Yapıyor. Son noktayı koyar. Bütün şartları Cenab-ı Hak hazırlıyor. Bütün şartları hazırlıyor. Ondan sonra son tercihini yapıyor orada. İnsan onu aktif edecek. Aktif ediyor, onaylıyor artık. Okay. Onay şeyini çünkü halife-i zemin ya insan. Her şeyi Allah hazırlıyor. Padişah Zulcalı, Halife-i Zemine, her bütün sebeplerini hazırlıyor ve onayını insan yapıyor. Onaylayınca Allah halk ediyor. Halk ediyor, ha. Şer veya hayır. Ne istiyorsun? Hayrihi ve şerrihi. Eğer hayır olursa onaylı, onda diyor ki bu bütün zeminleri hazırlayan bana Allah'tır. Bu hayrı da kabul et diyen Allah'tır. İlham eline bildiriyor. Ondan sonra son noktaya vuruyor insan onay. Ondan sonra diyor o zaman diyor nihayette de ne yapıyor? Allah'a veriyor hayrı. Evet, çünkü bu hayır olduğunu, Allah yaptığını, peygamber göndererek, bana alimler ulaştırarak ben bunu öğrendim. Ben şimdi bunu onaylıyorum ama bunun bu onayladığım şeyi onaylayana kadar ne kadar... Bütün şartlar hazırlanmış. Evet. Bütün şartlar hazırlanmış. Şu mesela, ben şimdi hayır veya şer, küfrü, bu vücudu hazırlamış, yapmış, büyütmüş, yapmış, etmiş yani. Bugüne kadar getirmiş. Şimdi ben şimdi ezan okunacak, kılacak mıyım, kılmayacak mıyım? O kılmayı da yapacak o, halk edecek. Kılacak olmaz olur. Kudret o. Aynen. İsteyen de o namazı. Aynen. Ben şunu şu kadar diyeceğim. Sen zaten bir emir itibaresin, fiil yok zaten. Bütün fiiller an ben ondan cereyan ediyor. Ama onun tasarrufudur bütün fiiller. An be an. Sen sadece emir itibari cihetiyle, vücudu, muhakkak vücud aracısı olmayan emir itibari, işte... Nasıl diyorsan öyle yapıyor. Nasıl diyorsan öyle yapıyor. Sana bakıyor yani. Nasıl diyorsa insan Allah öyle yapıyor. Allah yapıyor yani. Şer veya hayır. Şerri ve hayri bütün fiiller. Çünkü fiiller hep onun. Bütün fiillerin faili o. Hayrihi ve şerri. Minallahi fiil. Yaratan faaliyet olarak o. Fakat insan şerri tercih ettiğinde ona şerde fail olur diyor. Yani icraat yapan manasında değil, şerri tercih ettiğinde o. O şerin mesuliyeti noktasında şerde fail olur diyor. Tercih ettiği için Cenab-ı Hak yaratıyor ve insan mesul oluyor. İşte o yüzden Adem alemlerinde işte orada diyecek ki Subhanallah diyecek yani ben sen bütün hayırlı şartları hazırladığın halde ben şeri tercih ettim. Son noktamı şerde kullandım diye burada anlamadığım hani orada hakikat ortaya çıkınca o zaman Cenab-ı Hak senin bir suçun yok ya Rabbi. Kusur bendendi. Adem alemleri, cehennem alemleri böyle Subhanallah diyecek. Değil mi? Hatta yine rivayetlerde insanlar diyor şeytanlara gayz ederler. Ondan sonra insanlar kendi kendilerine gayz eder. Yani kendi dostlarıyla gayz ederler. Ondan sonra kendine gayz ederler. Yani sen beni aldattın. Evet. Sen
da diyecek işte sen işte aklın yok muydu sana söylemeden. O da kendine bu defa benzediyor diyor. O nasıl yazıklar olsun bana. He? Hani dünyada bazen insan öyle üstad diyor ya, cezanın tatbikini ister diyor mesela. Vicdan. Hani bazı insan bir adam cinayet yapar diyor, kendisi de teslim olur diyor. Çünkü vicdan bazı bozulmamış insanlar vardır. Vicdan insan vardır. Mesela bir yerde olmuştu öyle. Adam hanımını kesti. Ondan sonra biraz kayıp oldu böyle. Birkaç gün ve birkaç saat bile. Ondan sonra gitti kendi teslim olmuş. Tavuk mu kesiyorsun ya? Bak, vicdan demek tefessüh etmeyince kendi cezanın tatbikini istiyor. Cezanın tatbikiyle rahatlayacak. Yani onun kaçması rahatlama değil yani. Aşağı ahirette de oynayacak. Onun için cehennem de nimettir. Ceza vermezse hepten daha beter olur herhalde. Yani bir tabir var inşallah ceza. Yani yokluğa nispeten diyor, cehennem diyor, hayırdır diyor. Yani vicdani bir hükümdür diyor. Yani ebed deyiyorsa diyor, cehennem deyiyorsa ebed istemek vicdani bir hükümdür diyor usta. İnşallah ceza. Yani cehennemden daha beterdir yokluk. O zaman ceza görmemek. Çünkü o hakikati görüyor. Bütün esmaların hukukunu görüyor. Böyle yaptığım halde ceza görmüyorum. O zaman azap çekecek de. Burada uyuşmuş olduğundan dolayı günahlanmışın o manaları göremiyor. Burada göreceği şeyleri. Burada bütün çıplaklığıyla görecek. Orada her şeyi açık görecek. O zaman cezanın tatbikini isteyecek. Ve Cenab-ı Hakk'ı o zaman takdis etmiş olacak. Tenzih etmiş olacak. Ya burada tenzih edecek ya burada. Başka çaresi yok. Çünkü kusurlar insanın nefsindendir. Bu kusur İnşallah bir şeyi canım. Bir yerde derüte edecek dediğiniz gibi. İnşallah ya burada ya orada. İnşallah burada. Şey hakikat burada yapıyor. Burada olmayınca da yapamayanlara Cenab-ı Hak ehli imana da yani müsibetlere, sıkıntılara, meşakkatlerle beraber temize çıkarıyor. Burada yapanlara yani o tefekkür yani iki şekilde anlaşılır sana abi. Ya kuvvetli tefekkür ameliyattan bahsediyor 27. sözde sahabeler aslında. Kuvvetli bir tefekkür ameliyatta ne haciz, aciz falan anlıyor. Veya müsibet, sıkıntı, meşakkatlerle beraber Cenab-ı Hak aciz maddenini işlettiriyor. Ya öyle yani iki şekilde mi anlar? İki şekilde. Kuvvetli bir tefekkür imani veya musibetlerle, hastalıklarla anlar. Musibet hastalıklar diyor usta, aciz maddenini işlettiriyor diyor. Yani madende altında kömür var ya, ateşe girince ne oluyor? Tefrik ediliyor. İnsan da aciz musibetteki şeyden beraber aciz maddeni işliyor, acizini anlıyor o zaman. Acizini anladığı zaman o zaman işte gurur, kibir her şey kırılıyor. Ya dünyada ruhen yanacak ya da ahirette fiziksel yanacak. İsmen yönetecek. Evet. İşte o yüzden aciz ve fark meselesi çok önemli bir mesele. Velayet-i Kübra'da 4 esas değil mi? Velayet-i Kübra mesleğinde 4 esas. Diye de bir şey okudum da başka mevzu bu. Cenab-ı Hak bazı kimseleri öbür tarafa belki geçirdiği zaman kulağına fısıldıyormuş Cenab-ı Hak. Sen de şunları 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 yaptın mı? Yaptın mı? Ya Rabbi. Ben seni affettim. Ne kadar güzel bir şey ya. İşte afu manasını bir şey yapsana. Afu isminin Cenab-ı Hakk'ın manası işlediği kusura tövbe edenler için işlediği kusuru ona da unutturuyor. Allah hatırlayıp tutamasın diye. Allah Allah. Gafur ne? Afu. Afu. Affeden. Affediyor. Bir de affettiğini de kusurunu da hatırlatmıyor. Bu dedim. Vay, o çok hoşuma gitti. Gizli şey. Afu ver. O bizim ismi azabımız olsun ya. Çünkü affedilsek bile kafamızda kalsa yine sıkıntı çekeriz. Hani böyle yani hatırlayıp da elem çekmesin diye utanmasın diye Cenab-ı Hak onu unutturuyor. İşlediği çok günahlar unutturuyor insanı. Adamdan özür dilesek bile adam tamam kabul etti. Bir de sana da unutturuyor yani. He. Acip ya. Allah acip. Cenab-ı Hak çok merhametli ya. Biz Allah'ı tanımıyoruz daha fazla. Allah tanıtmayı bırakıp Allah ile bizi hep korkuttular. Allah tanıtmayı pek o yolu seçmediler. Bazılar. Allah tanımıyoruz. Şimdi sahibim elhamdülillah o zamanlar. İşte evet. Allah ile tehdit unsurunu, sistemini işletmiyor. Allah'ı tanıtmakla gidiyor. Allah nedir? Nasıl bir şeydir? O zaman insan
Kendisi tabi Allah tanıtmak için kendisinden. O zaman utanıyor kendisinden. Şimdi böyle bir Allah bu dersten sonra şimdi kalkıp ikindi kılmamak. Nasıl olacak? Değil mi? Kalk böyle git en rezil televizyonda muhatap ol. İnternette muhatap ol. Ve onun huzurundasın yani. Onun huzurunda günah işlemek. Ve onun huzurunda yani onun huzurunda ona günah yaratmasını istemek. Günah işleme bir manası da o yani. Çünkü fiiliyat Allah yapıyor. Tabii fiili o yaratıyor. Sen istiyorsan o yaratıyor. O günah yani Allah'ın razı olmadığı şey, Allah'ın kendisinin, Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı şey Allah'tan istemek. Ve Allah yine yapıyor. Günah istiyor hatta Allah günah. Ama istemedi halde, kulunun günah işlemesi istemedi halde, kulu istiyor Allah yine yaratıyor. Halife insan. Son söz olduğu için. Acayip yani. Allah iste razı olmadığı bir şey kulu istediğinden dolayı yaratıyor. Ama razı değil ama. İmtihan yeri yaratıyor. Evet, işte avami tabii bir tabirle şey. İmtihan yeri. İşte ilim tabirle bir sattık ders. Acayip bir şey yani. İşte bu denilen dersin adı imtihan. Ne kadar imtihan şey geliyor yani şey geliyor içi boş oluyor. Ama bu böyle anlatınca ha bu imtihan. Ama imtihan bu işte bu ders. İmtihan denilen şey bu. Tek bir imtihan dediğin zaman bütün manalar zaten şey. Ya bu tabii ya. Şey. Kayboluyor. İmtihan deyince ben insan tatmin etmez bir cümle oluyor. Değer mi? İmtihan işte ne gerek var? Orada da şey. Ama bu mana anlaşılması lazım. Peki. El-Fatiha. Hani hiç mesele hiçliğini anlamaksa böyle bir tefekkürle gitmek yanlış mı oluyor acaba? Hangisi? Hani diyelim ki kullandığım bir şey nasıl diyeyim abi? O Elyas örneğini verdi mi? Yine onu vereyim abi. Bir ver. Hani Elyas'ında kişiyi okumak. Polistik değil mi? Kliman mı? Klima adı mesela. Klima sen şöyle bir çizgi çektin ya abi. He. Bu çizgi sana ait artık. Yani bu çizginin bir şeyi yok. Başkası yok, yapamaz. Yapamaz onu abi. Bu çizgiyi çektin mi o sensin artık. Dedi Üstad Tür abiler sizi yazılarınızda görüyorum diye. Dördüncü mesele, dördüncü mektubu Levent abilerle okuduk ya abi. Şimdi hani ben bunu böyle taşıdım. Mesela burada bir bilgi var, bir malumat var. Bu malumatla bir şeyler araştırmaya çalışıyorum ben. Ben var ama burada. Hani böyle çalışırken acaba kendimize vücut mu veriyoruz? Yoksa içliğini anlamak bunun haricinde bir şey mi? Yani evham mı yaptım bilmiyorum ki. Ne diyor Mustafa? Yani burada sen niçin evham yapıyorsun? Yani şimdi ben sana kendime vücut vermiş olurum. Ben anladım bunu. Ben anladım demesiyle. Vücut. Ben anladım bunu. Ama yok en nihayete gene ona teslim ediyorsun ya. Ama sen hiç şöyle bir dengel ama. Sen şimdi emri itibariyle... Mukaddemesini vermiyorsun. Tabii mukaddemesi cebir olur yani değil mi? Tabii cebir olur. Mukaddemesine bunları yapıyorsun. Sonra diyeceksin ki isteyen rahmet ilahi halk eden kudret-i Rabbani'ye de teslim ediyorsun. Nihayette vermezsen dediğin olur. Nihayette olur. Bidayetten olmaz. Peki üstad hani şey dedin ya bir tefekkür bir de musibetlerle diyor. Yani şey kuvvetli bir tefekkürle insan ancak aczini fakranlar veya musibetlerle anlar. Bu o zaman kuvvetli tefekkür bu mu oluyor? Bu tabii, işte. Tabii. Çünkü kuvvetli tefekkür demek bidayetle nihayeti anlamak. Rahmet-i İlahi istiyor, kudret-i Rabbani yaratıyor. Bunu nasıl kim tefekkür edecek? Yani bunu kim? Üstad demese nereden bileceksin? Üstad diyorsa, Türkiye'de sana bir mesela tefekkür gafleti izah eder. O zaman tefekkürü kaldığı nedir? Gaflet nedir o zaman? Tefekkürsüz her bir anımız gaflettir. Evet. Peki o zaman yani onun tasarrufunu görmekte melek haline olmamamız enfuste o bir gafletimizdir. Hep gaflet bizim. Yani. Tefekkürü olmayan altyapı yapısında, tefekkürü olmayan her şey dikkat, gaflettir. Mesela Usta Hazretleri iki yerde mesela Kastamonu'da Mesnevi'de mesela diyor ki işte siz olmasın bunlar nasıl yazılır? Orada daha sonra diyor onlar da ustamız olmasaydı. Sonra diyor ki gafletin mertebeden orada kendi gafletini yakalıyor. Mesela İşte bir manevi mücadelede 32 top atıldı diye ben niyetlerine bir tefavuk hissini gör. Bak o melek haline gelince mobese kameranın aktif olması gibi ben görüyor. Hemen yani böyle nefsin hemen emare cihetindeki şey hemen tak görüyor. Yani olmaması değil olacak ama görme meselesi. Yani suya düştü ama adam boğulmuyor. Çıkamasa boğuluyor. Yani onun gibi hani günah işliyor ama günah olarak kabul etmiyor. İstiğfar etmese zarar ediyor değil mi? Yani görüyor hemen ne yapıyor? Deruhte ediyor. Hemen ihlas-ı dusturları diyor, hemen şey yaptı diyor mesela. Kusurumu anladım diyor, hemen diyor
peşin bir elenden kurtulup peşin bir lezzeti aldım diyor. Bak kusuru delirtmede de bir lezzet var sana abi. Kusuru delirtteydi. Tabii. Elenden kurtuldum diyor, lezzet aldım diyor orada. Hakikaten kusuru üzerine alınca ya şey oluyor ha, vicdan elemde kurtuluyorsun. Elemi zıttıdan da lezzet aslında yani. Kusur hep almıyoruz ya, hep ötesine atıyoruz. Aslında korkunç bir sıkıntıya giriyoruz ya, aptallık aynen. Yapıyoruz değil mi? Aynen, aynen. Ağır bir yüzden yapıyorsun. Vay be. Ya ben yaptım hakikaten ya deyince. Rahatlıyorsun. Onun rahatlamasından da ikinci bak, kez bir daha rahatlama oluyor. Bak çok sonra bir bak. Kastamonu. O elemden kurtuldum, lezzet aldım diyor Kastamonu. Son cümle, son bir cümle var orada sadece. Sayfa kaç? 233. 233. 4. 234. Bak diyor ki Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükür olsun ki az yukarıdan dönün hem 10 dakika zarfında büyük bir mücadele-i manevide benim cephemde 42'lik bir top gibi düşmanlarıma atıp yol açtığı halde o iki nefs emmarenin muvakkat bir gaflet fırsatından muvakkat bir yani ustad aktif demek ki muvakkat bir gaflete düşmüş fırsatından hodgamlık ve meyli tefevvuk gibi gayet zulüm ve zulümatı hissiyle o hissi de aynı zamanda Hasan'a burada şey yapıyor, tarif ediyor. Meyli tefevvuk hissi zulüm ve zulümatla. Zulümmüş yani. Zulüm ve zulümatla. Üstadınızdır ifrat ve tefritte sünnet-i senesinin son nüktesinde bahsederken tefrite zulümat diyor, ifrata zulüm diyor. Çünkü tefritte uç kuvvenin kendisine zararı var. Uç kuvvetin tefrit mertebesi malum kendisine zarar veriyor. İfrat mertebesinde karşı tarafa zarar verdiğinden dolayı uç kuvvetin zulüm oluyor karşı tarafa. Karşı taraf zulüm, kendisi zulümat. Kendisini zulümatta bırakıyor. Tefrit mertebesi ne olursa zulümatta kalıyor. Hissiyle büyük bir şükür ve teşekkür yerine diyor ne için ben atmadım? Yani neticede bir şey olmuş yani. Niye ben atmadım diye. Yani şükür ve teşekkür yerine diyor ne için ben atmadım diye bir en çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim. Hemen yakalıyor. Çünkü meleki olmuş Hasan abi. Enfus tefekkür meleki olduğundan dolayı yakalıyor. Melek olmasa yakalayamaz. Hatta 173 mezhebinde diyor şey lemalarda. Hani ustada diyorlar işte sen elini öptürmek istiyorsun şöyle bir usta diyor ki bilak istiyor. Yani her vakit nihayetsiz kusurlarımı hiçliğimi görüp istiğfarla teselli bulup halklardan ihtiram değil dua istiyorum diyor. Her vakit nihayetsiz hiç kusurlarımı işte nihayetsiz aciz farkını görmesini içliğini anlıyor. Kusuru denot etmesiyle beraber onu takdis ediyor. Kusurları bilmekle diyor. Çünkü devamlı şey yani meleki olmuş anasını abi. Meleki olunca artık ona renginden çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani çıkıyor ve arizi durum olduğu zaman arizi durumu hemen enaniyet gibi arizi bak burada arizi durum hemen pat müşahede ediyor. Hemen yakalıyor. Yani bir Menfi her hissini hemen yakalıyor. Nefsem aradan gelen bir hissi hemen yakalıyor. Bak burada bu yakalamış. Her ne diyor? İkisinden de geldi diyor. Tabii. Her ikisinden. Diyor ki, sonra diyor ki Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükür ediyorum ki Risale-i Nur ve bilhassa İhlas Risaleleri o iki nefsin bütün desayısını izale ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi o bir dakika ve on dakikadaki haletleri birden izale etti. Ve manevi bir istiğfar olan kusurumu bildim. Kusur da manevi istiğfardı. Bunu mektubatta da diyor. Manevi istiğfar olan kusurumu bildim. O halatın muaccel cezası olan şiddetli elemden, azaptan kurtuldum. Gafletin insana elem veriyor değil mi? Elem veriyor. Yani kendini merci yaptığı anda kusur üzerine almayınca elem veriyor. Elem veriyor. Muaccel cezası olan şiddetli elem ve azaptan kurtuldum. Elem izalet olunca ne geldi o zaman? Lezzetin olması lezzet. İçin elemin izal olması gerekiyordu. Elem gidince lezzet oluyormuş o zaman. Vay be kusuru üzerine almak aslında çok akıllı bir şey ya. Kurtuluyor işte. Onun hususi mükafatını veriyor sana Cenab-ı Hak. Bak kusuru üzerine aldı. Lezzet veriyor. Bir de karşıki tarafı kurtarmaktan onun hukuku da kurtulmasından, ondan lezzetinden bir de lezzet alıyorsun iki defa. Evet. O zaman o kusur ortada kalıyor. Üzerine aldın.
Allah bu sefer de aldın ha, ben de delet ediyorum, siliyorum. Hem karşıki temizleniyor, hem sen temizleniyorsun. Burada hemen yakalıyor yani burada. O hissini hemen yakalıyor. Menfisini hemen yakalıyor. Hemen yapıp izale ediyor. Ben buradan şöyle bir sonuç çıkardım abi. Şimdi yani insan hem ilim kazanarak nasıl hiçliğine gidecek? Nasıl onlardan kurtulacak? Böyle bu bir şey gibi. Yani merdivenin basamakları gibi sürekli çıkıyorsun çıkıyorsun ya. Yani birinden birine çıkarken aslında bunu terk etmiş oluyorsun. Yani ikinci basamağa çıkmak için birinci basamakta durmaman lazım. Terk ediyorsun. Hmm. O da terklerle çıkıyorsun. Evet. Oo. Derin işte dedi. Duydun mu? Maşallah. Terklerle evet. Çıkma var. İşte o da melekeyle oluyormuş abi. Yani neyle? Meleke ne demek? İşte birinci basamaktaki kazandığın şey kabiliyet abi. Meleke haline gelince melek haline gelirse ikinci basamağa geçebilirsin geçiyorsun. Demektir. O zaman onu terk etmiş oluyorsun. Biriyi terk etmen lazım. Evet. Çık evet. Böyle çıka çıka hiçliğe gidiyorsun. Hani şeyde bir tabir var da sana hatırla Hübbi-i Şamiye'de. Bizde diyor sülük diyor tevazudan başlar. Mahfiyetten geçer. Ondan sonra diyor fena filah makamını bulur ve gayri mütenah makama da sülüke başlar. Gayri? Mütenahe. Allah Allah. Gayri mütenah makama sülüke başlıyor o zaman. Terakki o zaman başlıyor. Kusurluk derut edince terakki başlıyor. Tahatturi melekeler var aslında. Tahatturi. Ön kabuller. Geçtim mesela o şeyler tahattür ediyorsun. O meleke bir anda devreye giriyor. Tahatturla diyor. Mesela evet. Sünnet-i Seniyye evet. Meleke oluyor. Tahattür oluyor yani. Yani bir şey. Meleke olmuş abi. Ne garip insan. Ne acayip sıtların oyunları var burada. Tuhaf değil mi? Baş dönüyor. Bağıracaktım ama o ayıp olacak. Allah'a emanet.